Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneği Başkanıyım. Öncelikle ekranların başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize, güvenli güne üyelerimize, hemşerilerimize iyi akşamlar ve iyi seyirler diliyorum. Bir yörüklerin ana özelliklerinden biri aslında milli ve kendi kendine yeten birileri bir millet olmasıdır ki biraz sonra yemeklerimizden tutun, kıyafetlerine sahiptir ki bunu da dediğim gibi bu uygulamalardan anlıyoruz. Bizler ürettiğimiz koyundan, keçiden yoğurdun üstünü üretiriz. Efendim babamızı koyunun keçinin yününden, çubuğumuzu yine aynı şekilde keçinin kılından, yününden üretiriz ki bağımsız ve yerleşik hayattan ziyade göçebe yaşamın tasarıya da diplomasi alanında da yani geçtikleri, göçtükleri yerlerde de gerek köy muhtarlarıyla gerekse oradaki obaların sahipleriyle de iletişim halinde oldukları için bir diplomasi yönleri de vardır. Yöneticiler, evet. Yöneticiler ve bir devlet vasfı, kurabilme vasfı vardır. Zaten bunu önünden Soroslara gidin bakın, eğer bir yörük çadırı görürseniz ve o yörük çadırında bir duman tutuyorsa hiçbir güç diyor, bizi alt edemez, bizi yenemez diyor. Burada da bir yörüğün dahi önemini ve ehemmiyetini de anlamış oluyoruz. Keles Güvenli Köyü. Keles Güvenli Köyü Domaniç sınırına yakın. Domaniç sınırına yakın bir köyümüz. İlk yerleşim olarak da ilk yerleşik hayata geçen köylerimizden biridir. Dolayısıyla Bursa'nın fethinde de ciddi anlamda rol almış bir köyümüzdür. Geyikli Baba önderliğinde. 2005 yılında derneğimizi kurduk. Derneğimiz ilk önce kurumsal anlamda çalışmalar yaptık. Derneğimizi 2005'te kuruldu. Hesap edersek 14 yıllık bir dernek oldu. Bayağı bayağı iyi. Kurumsal anlamda bir yapı oluşturmaya çalıştık. Bununla birlikte aidat sorunumuzu, efendime söyleyeyim, SMS problemimizi ve onunla birlikte de kültürümüzü idam etmezse de kırsal koyunlar ekibimizi ve kıyafetlerimizi çok güzel, çok beğendim. Yaptık. En önemlisi derneğimize bir gayrimenkul kazandırdık ki bu da gerçekten önemli bir gelişme bizim için ve buradan ben tüm köylülerimize, üyelerimize şahit geliyorum. 8 Eylül'de seslenmek istiyorum. Şu arsamızı inşallah bir gayrimenkul dikelim. Şu derneğimizi kira kamburundan kurtaralım diyorum. O yüzden tüm köylerimizden ellerinden ne geliyorsa bizlere ulaşmalarını, bize katkı sağlamalarını rica ediyorum. Köyümüz dediğimiz gibi uzak bir köy. Bursa'nın en uzak köyü ve gözden uzak olan gönülden de uzak oluyor haliyle. Dolayısıyla burada yaşayan köylerimiz hayatlarını idame ettirebilmeleri için de yaşamsal anlamda idameleri için de belirli ihtiyaçlarını da gerektiriyorlar. Zirai ve tarımsal anlamda, hayvancılık anlamında en önemli etken sudur. Dolayısıyla su olmazsa hayat olmaz diyoruz. Bununla ilgili Büyükşehir Belediye'mizin bir öğretiyle ilgili bir çalışması vardı. Yaklaşık 4 seneden beri ihalesi yoktu fakat henüz daha çalışmaya başlanmadı. İnşallah o gölet projesinin tamamlanıp bir an evvel köyden kendi göç değil de göçün duran hale gelip inşallah emekli olanların köyümüze gelmesiyle de ben bir ziyaretçi görüyorum. İnşallah bu derneğin başkanı bir yerde başkan olacak. Daha inşallah. Thank you.
Thank you.
Yavrum güle.
Thank you.